bütün peygamberler mucize göstermişler midir? Yok. Yani hepsi göstermesi diye bir konu yok. Bazı peygamberler göstermişlerdir. O mucize de aklın ihtiyar olan bir mucize olmamıştır. Yani hiçbir zaman için hani bir mucize görsek yani hiçbir şey olmuyor adamlara. Mesela Hazreti Musa deniz yarılıyor, karşıya geçiyor adamlar. Aynı ahlaksızlığa devam ediyor. Etkilenme falan yok. İsa'nın talebeleri de mesela Allah gökten sofra indirsin diyor. Gidiyor sofrayı görüyorlar. Aynı tarzda yine devam ediyorlar. Yani mucize bir şey değiştirmiyor insanlarda. Zannedildiği gibi bir şey olmaz. İsa mesela çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor, üfürüyor, koyuyor. Pır uçup gidiyor. Aklın ihtiyar alıyor mu? Almıyor adamlar. Aynı kafada devam ediyorlar. Çünkü bak kuşu şöyle olur. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. Üfürüyor. Koyuyor çalıların arasında. Geriye çekiliyor. Oradan bir kuş pır uçup gidiyor. Yani gidip kontrol etmez o çamurda duruyor mu durmuyor mu? O ya anormal bir hareket olur. Ve o yüzden aklın ihtiyarını kaldırmaz. Mesela ölü. Ölü dedi. Adam 3 günlük ölmüş. Veya 2 günlük ölmüş. Taş mezar, mağara şeklinde içeri giriyor. Lamart Allah'ın izniyle kalk diyor, biznillah. Direkt kalkıyor ayağa. Ama adam onu bir oyun olarak da düşünebilir. Yani daha önceden tembihlenmiştir der. O da orada gitti, kalktı. Yani kalk deyince kalk. 2 gün orada bir şeyler yiyip içmiştir. Beklemiştir, ben sana kalk deyince kalkarsın demiştir diye düşünebilir. Aklın ihtiyarını alıyor mu? Asla almaz. Peygamberin aklın ihtiyarını alıyor mu? Onu da asla almaz aklın ihtiyarını. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir peygamberin aklın ihtiyarı alınmamıştır. Mesela peygamberin miraca çıktı, aklın ihtiyarı alınmadı. Çünkü sekarat halinde gibi, uykuyla uyanıklık halindeki gibi, yani o görüntü. Çok net olmakla beraber aklın ihtiyarını alacak gibi olmaz.